Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Nisan 2021 günlerden çarşamba, saatlerimiz 13.08'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarışseverler, biliyorsunuz gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarışseverler, tahminlerimi dinleyemeyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubu açtık. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi şablon şeklinde sıralı olarak paylaşmaktayım. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz 29 Nisan 2021 Perşembe akşamından itibaren 19 günlük bir kapanma sürecine girecek Türkiye. Hastalığın hızlı bir şekilde yayılmasından dolayı böyle bir tedbir getirdiler. Gerçekten çok zor bir döneme giriyoruz. Evlerimizde patlayacağız arkadaşlar. Allah hepimize sabır versin diyorum. Umarım bu dönemde şanslı kalemleri hep birlikte buluruz arkadaşlar. Bugün akşam yarışları Elazığ'da 8 koşuluk bir programdan oluşuyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın 3. koşusu. 4 yaşlı Arap Safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarış ile start alacak. Burada yine rakiplerinden üstün gördüğüm bir safkan var. Bilmiyorum riske edilebilir mi diye de düşünüyorum aslında. Özellikle son yarışını tekrar etmesi durumunda telli turnamentayı 1 numaralı Gündüz Kral. Arkadaşlar 1 numaralı Gündüz Kral son yarışını özellikle ikinciliğinde çok etkiliydi. Şartlı 4 koşuda yine Fethullah Felhan idaresinde piste çıkmıştı. Yine o gün Çılgın Çocuk arkası güzel bir ikincilik elde etmişti. Yine o koşuda Hasan'ın oğlunu, İlkay oğlunu uzun yolu geride bırakmasını bilmişti. Bugün ilk şansı vereceğim. Yine 2 numaralı Kızgın Ateş. Safkan da bir Saltukon temsilcisi. Pedigris'in hakkını verirse burada bugün Necmi Altın idaresinde yine etkili koşmasını beklediğim safkandır. Ve 6 numaralı Genç Soy'da burada sırasıyla tuttuğum isimlerdendir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışı. 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede kum pistte hız yarışı olacak. Burada öncelikli safkanım yine Yonguska temsilcisi 8 numaralı Zanapalı. Bana göre bu rakiplerinden üstün bir safkan arkadaşlar Zanapalı. Gerçekten ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bugün Sami Kaplan idaresinde dikkat diyerek 8 numaralı Zanapalı'yı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Eagle Puff formda safkan bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. Sky Mesa temsilcisi 5 numaralı Eagle Pav'ı da ben 8 numaralı Zanapalı'ya ilk rakip olarak görüyorum. Yine 4 numaralı Demirbaş mesafesinde koşuyor olup yine Zanjaro temsilcisi bugün İsa Katar idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Derbentli. Form durumunu beğendiğim bir isim. Özellikle aradan sonra koştuğu yarışta güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün Halil Parıldar idaresinde yine etkili bir safkan. Yine bir Zanjaro temsilcisi sevgili yarışseverler. Yine
Evet arkadaşlar, burada yine 7 numaralı Şutka grubunun kaliteli safkanı her ne kadar suskunluğunu korusa da bu yarışta yine dikkat edilmesi gereken safkandır. 11 numaralı Queen Salima ve 6 numaralı Hey Marja benim bu grupta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışıyla devam edecek. Burada da 8 numaralı Göktekinoğlu özellikle son yarışını tekrar etmesi durumunda Çoruh torunu 8 numaralı Göktekinoğlu bu grupta etkili olmasını beklediğim bir isimdir. Yine 12 numaralı Gedizkaya. Arkadaşlar 12 numaralı Gedizkaya gününde olursa bu grubu geçebilecek nitelikte bir safkandır. Bugün Aziz Akdemir idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 6 numaralı Taşçı Pehlivan, 5 numaralı Kara Turbo, 2 numaralı Tilki ve 3 numaralı Bredelal isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışında ben 4 numaralı Yıldız'a Bakan'ın yine bu rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bugün ekürü koşma avantajı da bulunan 4 numaralı Yıldız'a Bakan son yarışında kısa vade 6 Karaköprü Belediyesi yarışında kupalı yarıştan gerçekten güzel bir birincilik elde etti. O gün Karacakurt'u Büyük Beren'i Mazlum Ağa'yı geride bırakmasını bildi. O gün için Menderes Avşar İdaresi'nde start alıyordu. Bugün yine Menderes Avşar İdaresi'nde benim ilk şans vereceğim safkan olacak. Yine 13 numaralı Şenalp. Yine İshak Yavuz İdaresi'nde bu koşuda yine başlarda tuttuğum safkandır. 4 numaralı Yıldız'a Bakan'a ilk rakip gördüğüm isimdir. Yine 9 numaralı Buruhan ve 1 numaralı Seyran Tepe. Bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır sevgili yarışseverler diyerek altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Bu grupta da öncelikli şans safkanım son yarışında da ısrarla vermiştim 6 numaralı Metropol. Arkadaşlar 6 numaralı Metropol bir Demir Onur temsilcisi bir Pir Karaca torunu yani Volga 2'ye dayanan anne kanattı var. Bugün Umut Demir İdaresi'nde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Kan Ha. Arkadaşlar 2 numaralı Kan Ha'da Sayın Adil Yardımcı'ya ait bir son martı temsilcisi. İlk yarışında sıkılmadan güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak ve 1 numaralı Hızlı Cesur ve 7 numaralı Stormman. Evet arkadaşlar 7 numaralı Stormman isimli safkanlara yer vereceğim. Yine yerimiz varsa da 3 numaralı Kral Dilşat isimli safkana yer vereceğim bu koşuda. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusuna geçiyorum. Son ayak analizimden sonra da yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerimiz olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarım ücretli WhatsApp grubumuza dahil olabilirler. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek altılı Ganya'nın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada yine son yarışında kalitesini gösteren, son yarışında uyanışa geçen diyeceğim. Çünkü bana göre bu gruptan çok üstün bir isim. Bugün altılı Ganya'nın son ayağında Sayın Mehmet Demir'e ait 6 numaralı Sakarbaşı isimli safkanı ben bu rakiplerinden üstün görüyorum. Yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılılarda arkadaşlar altılı Ganyan ilk ayağında 1 numaralı Gündüz Kral günün banko ismi olarak vereceğim. İkinci ayak 8, 5, 4, 12, 7, 11, 6. Üçüncü ayak 8, 12, 6, 5, 2, 3. Dördüncü ayakta 4, 13, 9, 1 ve 3 şeklinde değerlendireceğim. Yine 5. ayakta 6, 2, 1, 7 şeklinde değerlendireceğim. Son ayakta da yine 6 numaralı
Evet arkadaşlar, Sakarbaşı isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Ve Yedili Pires analizlerime geçiyorum. Yedili Pires'in ilk ayağı programın ikinci koşusu 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 mücadelesi olacak. Burada öncelikle şanslı safkanım alt numaralı The Last Rain isimli safkan olacak. Yine ekürü safkanlardan 2 numaralı Çevik Bey. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bir isim sevgili yarışseverler. Ben 10 numaralı Bay Mete ve 3 numaralı Öz Kardeş deyip burayı 4 safkanla değerlendiriyorum. Yedili PSM'imizin ikinci ayağında 1 numaralı Gündüz Kral Banko ismimiz olacak. Yedili PSM'imizin 3. ayağında 8 numaralı Zanapalı, 5 numaralı Eagle Paw, 4 numaralı Demirbaş, 12 numaralı Dert Bentley ve 7 numaralı Şutka şeklinde bu koşuyu değerlendireceğim. Yedili PSM'imizin evet arkadaşlar 4. ayağında 8 numaralı Göktekinoğlu, 12 numaralı Gedizkaya, 6 numaralı Taşçı Pehlivan ve 5 numaralı Kara Turbo isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'imizin 5. ayağında 4 numaralı Yıldız'a Bakan, 13 numaralı Şenalp ve 9 numaralı Buğrahan üçlüsüne yer vereceğim. Yedili PSM'imizin 6. ayağında ben 6 numaralı Metropol, 2 numaralı Kanha ikilisine yer vereceğim. Ve programın kapanış koşusunda da 6 numaralı Sakarbaşı isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün olur. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.